Uzay. Hani uzay nerede? Ha? Uzay yemek yiyor arkadaş. Hani sen ne yapıyorsun burada? Benim yanıma mı geldin? Ha? Benim yanıma mı geldin? Günaydın arkadaşlar. Tekrardan çocuğum diye yemek yiyor. Bugün stajda son gün. Bitiyor. Staj da bitiyor. Yani bir boşluğa daha düşecek miyiz tekrardan? Ne düştürüyor boşluk? Ne kadar bir derinlikte çakıl biliyor musun sen? Ha. Yani bir dipsiz kuyuya bir daha gireceğiz de bakalım ne kadar süre orada kalacağız. Öyle bugün giderim. Bugün son staj defterlerimi de yazarım yani. Son günleri de yazarım. Sonra yine böyle bir şeyler araştırıyordum. Tekrardan ona bakarım. Ondan sonra bitiyor zaten bugün. Sonra okul çıkışında beraber şeye gideriz. Bir ilahiyat fakültesine gideriz. Orayı bir görürüm. Gitmişken havuzdan da bir belge alırım. Aslında erkenden gitmek istiyorum o tarafa. Çünkü belgeyi alıp bugün gün içerisinde de idrar testini yaptırmak istiyorum. Bilmiyorum bakalım nasıl olacak. Yemek durumuna bağlı. Belki bugün yemek yemem. O yüzden her şey olabilir herhalde. Öyle gene gün içinde bunlara karar veririz. Şimdi birazdan sabırdan çıkacağım. Karnımı içeyim. Sonra da gidelim okula. Değil mi oğlum? Uzay. Uzay. Sen de gel. Gel buraya. Uzay. Tamam. Çıkarken görüşürüz. Görüşürüz. Bu şekilde hazırlandım. Çıkıyorum. Arkadaşlar, ben sabahleyin camdan bakmıştım ama yağmur yağmış da durmuş gibiydi. O yüzden ben de geleyim kombine bakın. Neyse. Çok bir yol yürümeyeceğim zaten. Buradan gideceğim, otobüse bineceğim. Oradan bütün gün lapta oturacağım. Sonra eve geleceğim. Aslında şey düşünüyordum. Şu an buradan 53 geçse direkt hazırlık binasına giderdik ama telefonun şarjı her zamanki gibi çok az. O yüzden gün içerisinde bakarız, hallederiz diyorum. Neyse, şarjım bitmeden müzik dinleyerek okula gideyim. Okula görüşürüz. Yes, buradaki son günüm. Çok da yes değil açıkçası. Sen yes istedim. Aslında çok da yes değil çünkü buradan çıktıktan sonra ne olacak hiçbir bilgim yoktu. Tekrardan bir boşluğa düşeceğim. Yani bir ay gerçekten çok çabuk geçti. Bir ayda gerçekten bayağı bir şeyler de öğrendim bu arada. Yani sıfırdan bir program öğrendim. Bence bu güzel bir şey. Onun dışında şu an işte staj defterimi tamamladım. Sadece bir gün kaldı. Onun da yarısını yazmıştım. Şimdi diğer yarısını yazacağım. Daha sonrasında sadece bugün kısmı kalıyor. Bugün de şunu yapmaya çalışıyorum. Yine her zamanki gibi. Test bench kodunu nasıl çıkartabilirim? Buna bakıyorum. Yani zibilyon tane kaynak baktım. Hiçbirinde yok. Nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Yani bugün bunu çözersem gerçekten tadından yenmez. Yani gerçekten tadından yenmez. Ama bilmiyorum nasıl olacak. Hayırlısı diyorum. Bundan sonra da pazar günü, bugün cuma. Pazar günü ALES var. ALES'e gideceğim. Onun dışında da pazar günden sonra da resmi olarak mezun işsiz olurum bir basılıkla. Bugün işe gireceğiz herhalde ya. Hı? Girer miyiz sizce? Umarım gireriz diye düşünüyorum. Neyse, bu konuları çok fazla düşünmeyeceğim. Çünkü düşündükçe stres oluyorum. Ve depresyona giriyorum ve depresyona girmek istemiyorum. Yeni çıktım. Çıktım sayılır aslında. Çok da çıktım diyemeyiz de. Her neyse, bugün
işte bunları hallettim. Yani yemeğe gider miyiz? Çok da yemek yiyesim yok açıkçası. O yüzden yemekhaneye gitmek lazım. Zaten yemekhane kartımda para bitti. Kart da 5 lira kabul etmiyor. Bankamatik 5 lira kabul etmiyor. O yüzden gitmem bir basıkla. Bilmiyorum, belki de gideriz, bakarız duruma göre. Gerçi saat şu an 1.40. 2'de yemekhane kapanıyor, sonra 4'de açılıyor. Bilmiyorum. O saatler gelsin bakarız ya. Ama mama da başka bir şeyler yeriz çok acıkırsam. Öyle. Öyle yani. Başka da bir şey yok. Bende tüm güncellemeler bu şekilde arkadaşlar. Umarım her şey sizin için de iyi gidiyordur. Ve size şu tavsiyeyi vermek istiyorum. Eğer böyle 4. sınıfın sonlarına falan gelmeye başladığınız zaman, hele hele 4. sınıfın 2. dönemindeyken gerçekten iş başvuruları yapmaya başlayın. Çünkü bu süreç en azından hani şöyle söyleyeyim, dersleriniz bittikten sonra, mezun olduktan sonraki o süreç belki kısa olur. Hani bir sürü iş görüşmesi yaparsınız, belki oralar olumlu olur. Çünkü ben yapmadım. 4. sınıfın 2. dönemi yapmadım yani. Ve daha sonrasında yazın geldi. Yazında yarışma vardı. Memlekete gittim. Evet, ara ara başvurularda bulunuyordum ama böyle çok fazla da başvuruda bulunmuyordum. Ve şu an her yere başvuruyorum. Yani tek benim bölümümle, yani benim ilgilendiğim alanla alakalı, alakasız her yere başvuruyorum. Çünkü iş yerinde öğreneceğiz yani. Evet, tabii ki ben de isterim ilgilendiğim bir alanda işe gireyim. Tabii ben de isterim ama hayırlısı olsun diyorum ve ondan sonra şimdi çalışmaya devam ediyoruz. Geleceğini yazacağım. Ben çıkmayayım. Figen Hanım, Figen Hanım. Ne yapıyorsunuz? Sen çekme bunları, istemiyorum. Çekeceğim, çektim. Koyma bak. Bekle. Ya ben kendimi çekiyorum. Arkadan çıkarsam ben ne yapabilirim? Ay başım döndü lan şuradaki saniye döndüm de. Kapat şunu ya. Cidden mi başım döndü şu an? Niye İyi böyle oldu? Oldu? İyi oldu ha. Şurada şuraya bayılsan. Yok anam yok. Bir de arkadaş olacak arkadaş. Bayılsam bakarım tabii. Ben bayıldıktan sonra bakmışsın ne olacak? Tabii başım döndü arkadaşlar. Neyse birazcık bir şeyler yazdım. Şurada staj defterimiz son günü. Orayı da tamamlayacağım. Şu kadar bir kısımda. Sonra the end. The end. Bilmiyorum, belki hafta içi falan gelirim yine buraya. Ya da canım sıkılırsa. Kamerayla mı? Sen neyle konuşacağım ki? Sen beni sallamıyorsun ki. Nerede sallamıyorsun? Sallamıyorsun. Ayıp. Gerçekler. Neyse arkadaşlar, sonra görüşürüz. Şimdi A kapısının oradan 53'e bindim. İlahiyat Fakültesi'nin oraya doğru geçiyorum. Ama bu saatte açık mıdır acaba fakülte? Neyse, gidip göreceğiz. Zaten oraya havuza gitmek için gidiyoruz. Sıraya da bakmama gerek yok herhalde diye düşünüyorum da. Bakalım, gidince göreceğiz. İlahiyat Fakültesi'ne geldim. Bizim eski hazırlığın orası. Ulan be, burada ne anılarımız var. Ne anılarımız var. Ama içeri giremeyeceğim ilk basıkta çünkü her yer kapalı. Işıklar falan da. Basıkla şu an içeri girip şeye bakamayacağım yani. Sınav salonu nerede diye falan bakamayacağım. Aynen kapalı çünkü.
biliyordum ki böyle olacağını. Ama neyse çok da önemli değil. En azından gerçekten İlahiyat Fakültesi'nin burada olduğunu teyit etmiş oldum. Neyse şimdi 500 saat 53 bekleyeceğiz arkadaşlar. Gerçekten 500 saat 53 bekleyeceğiz. Neyse o arada şimdi havuza gideceğim. Havuzdan belge alacağım. Ondan sonra size Besyo'yu gösteririm. Buradaki spor yerlerini gösteririm. Mini bir koyu vlogunu da buraya sıkıştırmış olayım. Çünkü bu taraflara hiç gelmemiştim okul turu çekerken. Şimdi size birazcık da buraları göstermiş olayım. Önceden burası hazırlık binasıydı ama şu an işte dediğim gibi İlahiyat Fakültesi oldu. Çünkü hani benim Allah'ın yanına çıkacağım diye zannettiğim, hani Allah'ın yanına çıkacağım dediğim yer vardı ya. İlahiyat Fakültesi önceden oradaydı. O yüzden ben ilk başta orası zannettim de dediğim gibi hazırlık körfesi taşındığı zaman İlahiyat Fakültesi'nde hazırlık binasına taşımışlar. Böyle buralarda güzel anılarımız var. Ben hazırlığın ilk senesinde tam kulübün adını bilmiyorum ama hayvanları koruma kulübüne üyeydim. Ve orada yemekhanedeki yemekleri toplayıp işte hayvanlara yemek olarak veriyorduk. Köpeklere yemek olarak veriyorduk. Gerçekten güzel anılarımız var burada. Keşke o zaman YouTube'a başlasaydım da sizlere de o anları göstermiş olsaydım. Burada da bir erkek yurdu var yanlış bilmiyorsam. Ve İlahiyat Fakültesi de burası. Şimdi şurada göremiyorsunuz çok karanlık çünkü. Neyse şimdi oraya doğru gidiyoruz. Burası da havuz. Şimdi havuzdan kayıt belgesi alacağım ve havuza kayıt olacağım. Şöyle normalde benim stajım bugün bitti ama staj defterini falan daha hocaya imzalatmadım. O yüzden pazartesi günü tekrardan okula geleceğim. Hem öleceğim. Hem staj defterimin çıktısını alacağım. Hem de o sırada şeye gideceğim. Mediko'ya gideceğim. Mediko'da okulun içerisinde işte sağlık merkezi. Orada bir idrar tahlili yaptıracağım havuz için. Daha sonrasında da işte işte havuzdan aldığım belgeyi oradaki doktor işte kaşeleyecek. Bir problem yoktur gibisinden. Daha sonrasında da salı günü havuza geleceğim. Çünkü pazartesi günü havuz kapalı. Öyle. Şimdi havuza geldik. Şimdi havuzdayız. Şimdi havuzdan belgeyi alacağım. Havuzdan belgeyi aldım. Şimdi bunu yapacağım pazartesi günü. Sonra salı günü havuzdayız. Yay! Yani çok da uzun sürmedi. Havuzun içini de artık size salı günü gösteririm. Çünkü şu an tabii ki de havuzun içine giremem. O yüzden şimdi birazcık daha böyle yürüyelim. Birazcık Bastion'un o tarafa geçelim. Oraları göstereyim sizlere. Burası da futbol sahası arkadaşlar. Amerikan futbolu falan. Zaten bizim okul Amerikan futbol takımı var. Amerikan futbolda burada mı oynanıyor? Hiç emin değilim, bilmiyorum. Lan bir kere bile, ben 5 senedir şu okuldayım, bir kere bile Amerikan futbol maçına gelmedim ha. Çünkü çevremde hiç Amerikan futbolu Amerikan futbol takımında olan bir arkadaşım yoktu, o yüzden hiç gelemedim. Bu sene denk gelirse gideriz beraber. Bu şekilde kocaman bir saha var. Besyon'un bizden ayrı olması kötü. Ama onlar için iyi çünkü koskoca bir alan. İstediklerini istedikleri yerde yapabiliyorlar. Öyle şuralarda da tenis sahaları var. Otobüsün geleceği yok. Birazcık oraya doğru yürüyelim. Sırtımda çanta olmasaydı her şey bir tık daha iyi olabilirdi ama olsun. Olsun. Bunların hepsi sizin için. Koyu'ya gelmek isteyenlere gezdiriyorum. Bakın. Ama hani geliyorsunuz. Koyu videolarını izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Çok üzülüyorum ben. Bu yüzden abone olmayı unutmayın, tamam mı? Sizi çok öpüyorum. Ben görüşürüz. Gezelim şuraları da. Şimdi şurada tenis sahaları falan var. Oralara bakmaya gidiyoruz. Ve ben ilk defa geliyorum buralara. Siz olmasanız benim geleceğim yokmuş herhalde. Teşekkürler, siz de iyi ki varsınız. Hemen gidelim bakalım. Yani keşke gündüz gözüyle falan gelseymişim de neyse buralarda bayağı aydınlık. Çok da ileriye gitmeye gerek yok. Zaten şurada tenis kortu falan var. Arkada da basketbol sahası var. Başka da bir şey yok zaten. Bu kadar. Şu tarafta falan ne var hiç bilmiyorum. Çok da şey yapmaya gerek yok. Şimdi geri gidebiliriz. Çünkü burada hiç kimse yok. Belki gündüz gelseydim yani insan olabilirdi ama şu an akşam ve kimisi derstedir. Derste olmayanlar da tabii ki de evindedir, yani nerede olacaklar. Öyle güzel. Uzun zamandır da bu taraflara gelmemiştim. İyi oldu ama bundan sonra geliriz. Çünkü havuza kayıt yaptıracağım. İşte ücretlerine baktım. Eğer koyuda öğrenciyseniz seanslı 10 lira ama aylık üyelik yaptırırsanız 100 lira. Koyudan mezun bir öğrenciyseniz ya da herhangi biriyseniz 20 liraya giriş ücreti. Gayet iyi, güzel yani. Ben şimdi henüz mezun olmadan bir aylık falan yaptırayım. Bir ay her gün geliriz, ne olacak? Her gün gelmesek de haftada 2-3 kere gelsem de mis gibi abi, daha ne olsun? Yani değil mi? Daha ne olsun? O yüzden
Geliriz havuza. Yüzmeyi gerçekten çok özlemiştim çünkü. Hallederiz, hallederiz. Ay Besyon, oraya da çıkalım, sonra orada durakta bekleriz. Daha yürüyemeyeceğim. Gerçekten yürüyemeyeceğim. Yani ses daha iyi olsun diye kulaklık takıyorum. Kulaklıkta da bok gibi çıkıyor ses. Yani ben ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten yıldım artık. Yoruldum da. Yani video çektim. Şu an seslere baktım. Takır 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 sesler geliyor. Kusura bakmayın lütfen. Kusura bakmayın. Ama derseniz ki beste, bu ne biçim iş, güzel yap derseniz de abone olmayı unutmayın. Çünkü abone olun, kanalımız büyüsün. Kanalımız büyüsün ki ben de para kazanmaya başlayayım ki. Çünkü şu an param yok. Çünkü sizin biliyorsunuz. Neyse, şimdi yürüyerek Bestio'nun oraya geldim ama Bestio'da da emin olun gösterecek pek bir şey yok. Çünkü içerisine giremeyeceğim. Sadece binayı dıştan göstereceğim. Kusura bakmayın lütfen. Ve alanım yavaş yavaş bitiyor. O yüzden çok fazla video çekemeyeceğim. Şöyle bir etrafını da göstereyim. Çünkü içeri giremeyeceğim. Sonra görüşürüz o zaman. Tam bu sırada da otobüs geliyor. Yay. Şurası da Bestio'da. Yani böyle dışarıdan göstermek de anlamsız. Bir gün gerçekten içine gireriz. Havuza geldiğim bir gün gelirim. Oradan içine gireriz Bestio'nun. Burası işte diğer fakültelerin olduğu yerler, şuralar. Aynen, sıkıntı olmazsa bir gün geliriz. Şuraya oturacağım. Pantolonum varım, pislenmez. Bir gün Bestio'nun içine girer. Oranın da videosunu çekerim. Umarım sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Size de göstereyim detaylıca. Neyse ki otobüs sonunda geldi. Aşağıya inecek, dolanacak da gelecek. Öyle, o zaman evde görüşürüz. Bu kadar yani, geldik gördük, ne oldu, hiçbir şey olmadı yani. Sadece şu belgeleri aldım ve havuza başlayacağız. O yönden iyi olacak. O zaman evde görüşürüz. Oha, Elite'in 6. sezonu çıkmış. What? Time to Elite. İyi oluyor bu arada. Evet, sizinle güzel. Ay, bu Netflix'e de bir şey oluyor ya da benim internetim gerçekten bok gibi. Yani çıldıracağım yani. Dakika bir gol bir çocuğu ezip geçtiler ama. Kim yaptı bunu?